İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümet Konseyi'nin 20. toplantısı. Lidya Margosyan, diplomatik platformlarda başlattığımız çalışmalara devam ediyoruz. Seçkin sosyal ve politik figür, büyük hayırsever ve iş adamı Boğuslubar Paşa'nın ölüm yıldönümü. Bakü diktatörünün dile getirdiği fikirler, ilerici fikirlere ve evrensel değerlere taban tabana zıt. Ermeni sorunu ve Ermenilere uygulanan soykırım arşivi bülteni, Kudüs Ermeni Patrikliği kitap sunumu. Zengin tarih ve gelenekler, ünlü İtalyan dergisinin ülkemize göndermesi. Ermeni genç satranç oyuncuları, Avrupa Şampiyonası'nın tek liderleri. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümet Konseyi'nin olağan toplantısı 24 Haziran'da gerçekleşti. Katılımcıları selamlayan Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Bayan Lidya Margosyan, ilk olarak sefer antlaşmasının onaylanmasının 8. yıl dönümü dolayısıyla herkesi tebrik ederek şunları söyledi. Bizim için yıllar süren çalışma ve emek gerekiyordu. Sefer antlaşmasının uluslararası platformlarda onaylanması ve Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin varlığının duyurulması için. Batı Ermenistan Cumhuriyeti hükümetini oluşturarak sürgündeki Ermeni diasporasının, Batı Ermenistan'da yaşayan Ermeni halkının ve Batı Ermenistan Ulusal Meclisi üyelerinin temellerini atan Sayın Armenak Abrahamyan'ı öncelikle tebrik etmek istiyorum. Bugün dünyanın farklı ülkelerinde büyükelçilerimiz, konsolosluklarımız var. Evet, Sefer Antlaşması'nı onayladık ve bugün bu onayın 8. yıl dönümü. Dolayısıyla sizleri tebrik ediyorum. Bu bizim için çok önemli bir gerçektir. İmrenilen bu olayı uzun yıllar süren günlük ve ısrarlı çalışma sayesinde elde ettik. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Bayan Lidya Margosyan konuşmasında, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti'nin temeli Artsakh'ın kuruluşundan sonra atıldı. Biz de bu kurtuluşun zaferinin ruhunu benimsedik ve Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin istikrarlı kuruluşunda bu ruh tarafından yönlendiriliyoruz, dedi. Batı Ermenistan Ulusal Konsey Başkanı Armenak Abrahamyan'ın Batı Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'nın yol haritası toplantısına ilişkin bazı detayları sunarak oturuma devam edildi. Sefer Antlaşması'nın onaylanmasının 8. yıl dönümü nedeniyle toplantı tartışma sırasında Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Lidya Margosyan, Batı Ermenistan 1920 yılında Yüksek Konsey tarafından tanınan devletin varisi olarak Sefer Antlaşması'nı onaylama hakkına tamamen sahiptir, dedi. Devlet Başkanı Margosyan'a göre bu anlaşmanın onaylanması için kat edilen yol uzun ve zorluydu ama bu bütün bir milletin onuru ve devredilemez haklarıyla ilgilidir. Lidya Margosyan, Batı Ermenistan Ermenilerinin kaderlerinin milletimizle tarihi, hukuki ve genetik bir bağı olduğunu vurguladı. Devlet Başkanı, Artsakh halkımızın Kurtuluş Ordusu'nun komutanı ve Batı Ermenistan Ulusal Konseyi'nin onursal üyesi Leonid Azgaldyan, Artsakh topraklarının Ermenistan'ın bölünmez bir parçası olduğunu söylemişti. Efsanevi komutan Azgaldyan 21 Haziran 1992'de şehit düşmüş olsa da anısı mücadelemizde yaşıyor, dedi. Yüzyılı aşkın bir süre önce Boğuslubar liderliğindeki Ermeni Ulusal Heyeti'nin çalışmaları bugün diplomatik platformlarda, özellikle Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Ofisi'nde devam ediyor. 104 yıldır Batı Ermenistan topraklarının hukuka aykırı işgaliyle karşı karşıyayız. Lidya Margosyan konuşmasını bitirirken, Sefer Antlaşması ne bir ütopya ne de Lozan Antlaşması onun yerini alan bir belgedir. Sefer Antlaşması kanun hükmünde uluslararası hukuki bir gerçekliktir, dedi. Bu nedenle Ermenistan'ın sınırları meselesinin çözümü ve tarihimizin yeniden yaşanması süreci Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı açısından hayati önem taşıyor. Boğuslubar, Ermeni halkının özgürlük ve kendi kaderini tayin etme mücadelesine onlarca yıldır liderlik etmiş seçkin bir Ermeni, kamuoyu ve siyasi figürü, büyük bir hayırsever ve iş adamıdır. Bugün onun ölüm yıldönümü.
Boğoz, Mısır Başbakanı Nubar'ın oğludur. Nubaryan ailesi aslında Artsaklıydı. Boğoz Nubar, 2 Ağustos 1846'da Konstantinopolis'te doğdu. Avrupa'da eğitim gördü. Önce İsviçre'de, sonra Paris Merkez Okulu'nda mühendislik eğitimi aldı. Mesleki yeterlilik kazanan Boğaz Nubar, önce Fransa'da madenlerde mühendis olarak çalışıyor. Ardından demir yollarında da çalışıyor ve bazı yeniliklerini orada uyguluyor. Bundan sonra Boğaz Nubar, Mısır'a taşındı ve babasının yüksek konumu sayesinde orada sorumlu görevlerde bulundu. Önce Mısır Demir Yolları Genel Müdürü, ardından İskenderiye'deki İngiliz Tarım Şirketi'nin müdürü oldu. Ancak Boğaz Nubar'ın çalışma alanı bununla sınırlı değildi. Mısır'daki birçok büyük işletmenin başlatıcısı ve başkanıydı. Maalesef Boğaz Nubar'ın aynı zamanda bir mucit olduğunu çok az kişi biliyor. 1900 yılında yarattığı mekanik pulluk, traktör nedeniyle Paris Uluslararası Sergisi'nde altın madalya ödülü ve Fransa'nın en yüksek şövalye nişanı ile ödüllendirildi. Büyük Ermeni daha sonra icatlarıyla birçok Avrupa ödülü daha kazandı. Özellikle 1906 yılında Milano sergisinde altın madalya kazandı ve farklı yıllarda Mısır ve Belçika hükümetlerinden devlet ödülleri aldı. Boğaz Nubar siyaset bilimci olmasının yanı sıra büyük bir hayırsever olarak da biliniyor. 1906 yılında Ermeni entelektüel Yervant Agaton'un önerisi üzerine Boğaz Nubar Ermeni Genel Hayırseverler Birliği'ni kurdu. Aslında Ermeni gerçekliğinin şimdiye kadar var olan en iyi milliyetçi yapısıdır. Ermeni gerçekliğinde hayırseverliğin binlerce yıllık bir geçmişi vardır. Boğaz Nubar'ın bu girişiminin amacı pan-Ermeni sorunlarına çözüm bulmak, bunları birlikte çözmektir. Şunu da belirtmek gerekir ki Ermeni Hayırseverler Genel Birliği, Ermeni gerçekliğinde ilk pan-Ermeni yapıdır. Boğaz Nubar, Ermeni halkı için o kadar değerliydi ki onu paşa ismiyle onurlandırdılar. Daha 1912 yılında Batı Ermenistan Ermenilerinin çıkarlarını korumak amacıyla tüm Ermeniler Katolikosu Gevorg Sürecyans'ın girişimiyle Ermenilerin çıkarlarını korumak için görevi siyasi temsili organ olan bir ulusal delegasyon oluşturuldu. Boğaz Nubar ulusal heyetin başına atandı ve Nubar işe girişti. Birinci Dünya Paylaşım Savaşı öncesinde ve sonrasında yapılan tüm uluslararası diplomatik toplantılarda Boğaz Nubar başkanlığındaki ulusal delegasyon Ermenilerin çıkarlarını aktif olarak savunmaktadır. Büyük hayırsever ve büyük Ermeni 26 Temmuz 1930'da vefat etti. Bakü Cumhurbaşkanı, gerçekliğin çok katmanlı bir şekilde çarpıtılması ve kendisini uluslararası topluma arzu edilen medeni ışıkta sunma politikasını sürdürüyor. Aliyev, COP29'a giden yol, istikrarlı ve sürekli gelecek konulu 29. üst düzey toplantının katılımcılarına hitaben yaptığı konuşmada Nizami Ganciyev'in adını taşıyan uluslararası merkezin faaliyetlerinden bahsederek bu merkezin felsefi düşünceler, ilerici düşünceler tarafından Bakü'nün dahi şairi ve düşünürü Nizami Ganciyev'in fikirleri, evrensel değerleri ve ilkeleri yönlendirdiğini kaydetti. Bu arada Gartman, Şirvan, Nahçıvan adlı Pan-Ermeni Birliği diğer pek çok durumda olduğu gibi bazı sorunların gündeme geldiğini belirtiyor. Özellikle Nizami Ganciyev bir Azerbaycanlı şair midir ve Bakü Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında oluşturulan uluslararası merkeze ileri fikirler, evrensel değerler ve ilkeler rehberlik edebilir mi? Pan-Ermeni Birliği, Ganzak şehrinde doğan ve yaratıcı hayatı boyunca yalnızca Farsça yazan İranlı şair Nizami Ganciyev'in ancak 1938'de Sovyet hükümetinin çabalarıyla parlak Azerbaycan şairine dönüştürüldü. Aksi takdirde gündemde olan Azerbaycan devletinin geçmişteki varlığının kanıtlanması imkansız hale gelirdi. Makalede ne Sovyet merkezi hükümeti ne de Sovyet Azerbaycan'ın milliyetçi seçkinleri Azerbaycan devletinin ancak 1918'de halkın belirli bir etnik öz farkındalığı olmadan kurulduğunu kabul etmeye hazır değildi deniyor. En az 3 savaşı kışkırtan, uyuyan Ermeni subayın baltalı katilini yücelten,
120 binden fazla etnik Ermeni insani felaketi sürükleyen, etnik temizlik yapan Cumhurbaşkanı'nın yanında oluşturulan çarpıklıklara dayalı bir örgütün bir başka saçma düşünce olduğu, ilerici fikirler, evrensel değerler ve ilkeler doğrultusunda hareket etmek ve küresel gündemin güncel sorunlarının çözümüne yönelik yeni yaklaşımlar sunmak bir diğer komik düşüncelerdir. Bu nedenle Bakü diktatörünün dile getirdiği fikirler bölgenin onlarca yıldır içinde yaşadığı gerçekle taban tabana zıttır. Pan Ermeni Birliği yıkıcı açıklamaları şiddetle kınıyor ve uluslararası topluma ve yukarıda adı geçen merkezde işbirliği yapan tüm kişi ve kuruluşlara işlenen suçlara ortak olmamaları için uluslararası adaletin ilke ve normlarına uyma çağrısında bulunuyor. Ermeni sorunu ve Ermenilere uygulanan soykırım arşivi bülteni, Kudüs Ermeni Patrikhanesi kitabının ilk cildinin tanıtımı Yerevan'da düzenlendi. 1040 sayfalık bu eser, Ermenilere yönelik soykırıma Armenoside ilişkin özel belgelerin bir derlenmesidir. Yazarların kullandığı arşiv işlenmemiş durumda, 11 kutuda saklanmakta olup 1912-1922 yılları dönemini temsil etmektedir. Kitabın yazarlarından birine göre amaçları hala ilk kutuda saklanan belgelerin sunulduğu kapsamlı bir liste, bir günlük oluşturmaktı. Lusine Sahakyan, bazı şeyleri başta Osmanlı belgeleri olmak üzere malzemenin önemini göz önünde bulundurarak geniş bir kitlenin hızlı bir şekilde erişebilmesi için kelimesi kelimesine yerleştirdik diye ekledi. Doğu Ermenistan Turizm Komitesi tarafından bildirildiğine göre ünlü İtalyan dergisi Vanity Fair Italy Doğu Ermenistan'ı konu edindi. İtalyan gazeteciler Doğu Ermenistan ziyaretlerine ilişkin izlenimlerini paylaştı. Ülkemiz Doğu Ermenistan'ı turistlerin ilgisini daha çok hak eden zengin tarih ve geleneklere sahip güvenli bir ülke olarak sunulmuştur. Gazeteci, gece Doğu Ermenistan'a geldiğimizde ilk dikkatimi çeken şey mükemmel alfabenin yazıları oluyor. Burada Hint-Avrupa kökenli bir dil konuşuluyor ama diğer dillerle hiçbir ortak yanı yok. Sonraki yüzyıllarda üçünün daha eklendiği 36 harften oluşan alfabe, 405 yılında Mesrop Maşnotus tarafından yaratıldı ve görünüşe göre ses düzeyinde en eksiksiz olanlardan biri. Dolayısıyla Ermenilerin diğer dilleri öğrenmesi çok kolay diye yazdı. Onlar ayrıca Ermeni manastırlarına değindiler, Ararat'tan da kaybedilmiş dağ olarak söz ettiler. Yunanistan'ın Rodos Adası'nda düzenlenen Avrupa Gençler Satranç Şampiyonası'nda 4 tur sonunda Doğu Ermenistan takımı turnuvanın liderliğini tek başına ele geçirdi. 4. turda satranççılarımız turnuvanın lideri İsrail'i 2,5-1,5'luk skorla mağlup etti. Emin Ohanyan ve Robert Bilibosyan takıma galibiyet puanları getirdi. Gençlerimizin 5. turda Polonya takımıyla mücadele edeceğini hatırlatalım. Doğu Ermenistan takımı 3,5 puanla lider durumda. Almanya, İsrail ve Polonya yarım puan gerideler. Sevgili soydaşlarımız ve vatandaşlarımız, bugün için bu kadarını öngördük. Hoşça kalın.